Evet arkadaşlar bize bir tepkime verilmiş. Birinci öncülde yanma tepkimesidir diyor. Bir tepkimenin girenlerinde eğer oksijen varsa ve buna ek olarak tepkimeye giren yani oksijenin yanındaki maddenin tepkime sonucunda oksiti oluşmuşsa bu bir yanma tepkimesidir. Doğru. Bir maddenin başında hiçbir şey yoksa bir var demektir. 1 mol çinko tepkimeye girerken 0,5 mol oksijen molekülü tepkimeye girer. Gördüğünüz gibi bize var olan kat sayıları sormuş. Ve burada da iki maddenin tepkimesinden tek bir ürün elde etmişiz. O nedenle bir sentez tepkimesidir. Bu nedenle 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, ağzı açık bir kapta kütlenin korunumu kanununu açıklamaya çalışan bir öğrenci bu verilen tepkimelerden hangilerini kullanmalıdır? Şimdi eğer kütlenin korunumu kanununu açıklamaya çalışıyorsak, başlangıçtaki tep başlangıçtaki madde kütlesinin son durumdaki madde kütlesine eşit olduğunu göstermemiz gerekiyor ve bu durumda da ürünlerde gaz halinde madde olmaması lazım ürünlerimizde gaz halinde maddenin olmaması gerekiyor. Tepkimelere baktığımız zaman birinci öncüde bakın ürünlerde gaz halinde bir madde var. Bu madde uçup gideceğinden dolayı e, kütle azalmış gibi gözükebilir bize. O yüzden bunu kullanmamalıdır öğrencimiz. İkinci tepkimi de yine bakın. Açığa gaz, hidrojen gazı çıkmış. O yüzden bunu da kullanmamalıdır. Ama son tepkimemizde bir sulu çözelti ve su elde edilmiş. Demek ki burada açığa çıkan bir gaz yok. O nedenle cevabımız yalnız üçtür. B seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar, 3. sorumuz bize iki farklı bileşik verilmiş ve x miktarları sabit tutulduğunda y kütleleri arasındaki katlı oranın 3 bölü 4 olduğu söylenmiş. Şimdi hemen şöyle yazalım. X2 Y A ve X3 Y B. Bize X miktarlarını eşitle dediğine göre yani X miktarlarını sabit tutuyoruz dediğine göre bizim X miktarlarını eşitlememiz lazım. Çaprazlama yapıyorum. Şurada X'in altındaki sayıyı üst tarafa yazarak bunu 3 ile genişletiyorum. Üst tarafta x'in altındaki sayıyı alttaki bileşimin başına yazarak alttaki bileşimi genişletiyorum ve bunu yazdığımız zaman x 6 y 3a ve x 6 y 2b bileşiklerini elde ediyoruz. Bize 3a'nın 2b'ye oranının 3 bölü 4 olduğu söylenmiş. Burada da orantıyı çözdüğümüzde A değerinin 1 ve B değerinin 2 olduğunu görüyoruz. 2B 4'e eşitmiş çünkü. 3A da 3'e eşitmiş. A değerinin 1 ve B değerinin 2 olduğu değer A seçeneğidir diyoruz. Evet 88 gram karbondioksit bileşiğimizde 24 gram karbon elementi varmış. Bizde karbon monoksit bileşiğindeki karbon oksijen oranını soruyor. Önce karbondioksit bileşiğimi yazıyorum. Buradaki karbon kütlesi 24 grammış. Oksijen kütlesinin ne olduğunu henüz bilmiyoruz ve toplam kütlenin 88 gram olduğunu söylemiş. 88'den 24'ü çıkartıyorum ve 64 gram buluyorum. Bu bulduğum nedir? 2 oksijenin kütlesidir. Tek karbonu 24 ve 2 oksijen 2 oksijen 64 olduğuna göre tek oksijeni 32 olarak düşünüyorum. Bize karbon monoksitte bir karbon kütlesinin bir oksijen kütlesine oranını soruyor. Karbon gördüğüm yere 24 yazıyorum. Oksijen gördüğüm yere de 32 yazıyorum. Bize oranı soruyor. Yani en sade halini soruyor. Her iki sayıyı da 8 ile sadeleştirdiğimde buradaki oranı 3 bölü 4 olarak buluyorum. Cevap C seçeneğidir diyoruz. Evet 5. sorumuzdayız. XY3 gazının bir molekülünün kütlesi bilinirse biz buna küçük m değerini verelim. Bu değerlerden hangileri bulunabilir diye sormuş. Bir tane molekülün kütlesini biz Avogadro sayısı ile çarparsak bileşiğimizin mol kütlesini bulabiliyoruz. Burada Avogadro sayısı sabit bir değer olduğu için tabi onun bilindiğini kabul edeceğiz. Demek ki bir tane molekülü Avogadro sayısıyla çarptığımız zaman biz mol kütlesini bulabildik. O yüzden bunu bulabiliyoruz diye işaretliyoruz. X ve Y'nin mol kütleleri artık bakın MA değerini biz biliyoruz. Yani bileşim 1 molünün kütlesini biliyoruz. X, 3'ün biz MA'sını nasıl buluruz? 1 X'in mol kütlesi artı 3 tane Y'nin mol kütlesi eşittir ema değeri ama burada iki tane bilinmeyen olduğu için bunu bulamıyorum. Ve üçüncüsü normal koşullardaki öz kütle mol kütlesi bölü 22,4'tür. 22,4 de yine sabit bir değer olduğu için bildiğimizi kabul edeceğiz. Ve biz mol kütlesini zaten bulmuştuk daha önceden. E, mol kütlesini 22,4'e böldüğümüzde de normal koşullardaki öz kütlesini bulabiliyoruz e, xy3 gazının bu nedenle cevabımız 1 ve 3 e, d seçeneğidir diyoruz evet arkadaşlar 6. sorumuzdayız bize verilen tepkime için hangi ifadelerin doğru olduğunu soruyor şimdi tek tek maddelerimizi tanıyacak olursak ilk maddemiz bir bazdır ve ikinci maddemiz bir asittir Asit-baz tepkimesi sonucunda su açığa çıktığı için bu aynı zamanda bir nötralleşme tepkimesidir. İlk öncülümüz doğru. asitle bazın tepkimesidir. İkincisi bir bilgi sorusu. Egzotermik tepkime demek ısı veren demek ve asit-baz tepkimeleri dışarıya ısı veren tepkimelerdir. Bu da doğru. Üçüncü öncülümüze bakacak olursak. Asit baz tepkimesi sonucunda su açığa çıktığı için bu bir nötralleşme tepkimesidir dedik ve nötralleşme tepkimelerinde net iyon tepkimesi daima suyun oluşum reaksiyonudur. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Evet 7. sorumuzda bize bir hidrokarbon karışımı verilmiş ve bu hidrokarbon karışımının yakıldığını söylüyor. Bu tür sorularda bize verilen maddeleri tek tek yakmamız lazım. Yanma tepkimesini yazacağız tek tek. Önce c 3 h 8 diyorum. Bunu oksijenle tepkimeye sokuyorum ve buradan karbondioksit ve su elde ediyorum. Hemen denkleştiriyorum. Önce karbon sayılarımı eşitliyorum. Sonra hidrojen sayılarımı eşitliyorum. En son oksijen sayılarımı eşitliyorum. C4H8 artı oksijen diyorum. Yine karbondioksit ve su açığa çıkacak. Yapısında karbon ve hidrojen olanlar. Çünkü yalnız zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. 4 karbon olduğu için 4 yazıyorum. 8 hidrojen olduğu için buraya da 4 yazıyorum. 4 kere 2 8. 4 daha 12. Ve bunun kat sayısını 6 olarak yazıyorum. Şu anda tepkimelerimizi yazdık. Her bir maddeyi ve denkleştirdik. Bize 5 molluk karışım diyor. Ee, hemen bir maddeye x mol derken diğer maddeye 5 eksi x mol diyeceğim. Ve bana sadece karbondioksitleri verdiği için sadece karbondioksitlerin mol sayısını bulmaya çalışacağım. Bakın kat sayısı 1 olana x düşerse kat sayısı 3 olana 3 x mol düşer. Ve yine aynı şekilde kat sayısı 1 olana 5 eksi x mol düşerse kat sayısı 4 olana bunun 4 katı kadar düşer. Yani 20 eksi 4 x mol düşer. Ve bana buradaki toplam değerin yani şuradaki karbondioksitlerin toplam mol sayısının ne olduğunu söylemiş. 18 mol olduğunu söylemiş. Hemen yazıyorum bunu. 3 x artı 20 eksi 4 x eşittir 18. 20 eksi x eşittir 18 ve x'i de buradan ne buluyorum? 2 mol buluyorum. Ee, şimdi benim bulduğum 2 mol burası. Ama bana neyi sormuş? C4 has 8'i sormuş. Toplam 5 mol olduğuna göre o zaman buranın ne olması lazım? 3 mol olması lazım. Soru da bana C4 has 8'in kütlesini soruyor. Ee, ben önce 1 mol'ünün kütlesini bulacağım. Daha sonra da bunu 3 ile çarpacağım. Karbon yerine 12, hidrojen yerine de 1 koyduğumuz zaman 48 artı 8'den bunun kütlesini 56 gram buluyoruz. 1 molü 56 gramsa 3 molü 56 çarpı 3'ten 168 gram çıkacak. Cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Evet 8. sorumuzda bize x2 ile y2 gazının tepkimesinden z oluştuğunu ve bu z'nin formülünün ne olduğunu sormuş. Şimdi dikkat ederseniz bize verilen mol sayılarının hiçbirisi birbiriyle sadeleşmiyor. Yani en olabilecek en küçük e, tam sayılar, kat sayılar. O yüzden biz bunları tepkimeye giren x2, tepkimeye giren y2 ve tepkimeden çıkan Z'nin başına katsayı olarak yazacağız. Yani 2'yi x2'nin başına, 5'i y2'nin başına ve 2'yi de Z'nin başına yazıyorum. Mutlaka ürünler tepkimeye giren atomlardan oluşmak zorunda olduğu için burada toplam 4x var. Burada da 4 tane x olabilmesi için x2 Burada toplam 10y var. Burada da toplam 10y olabilmesi için y'nin 5 olması gerektiğini buluyoruz ve cevabımız A seçeneği oluyor. Evet 9. sorumuz bize bir tepkime verilmiş ve bununla ilgili hangi ifadeler doğrudur diye soruyor. Birinci öncül yanma tepkimesidir doğru. Neden? Çünkü tepkimenin girenler kısmında oksijen var ve yanan maddenin Elementlerinin her birinin oksiti oluşmuş. O yüzden bu bir yanma tepkimesidir doğru. Yanma tepkimeleri azot gazının yanma tepkimesi hariç egzotermiktir. Bu da doğru. Zaten kimyasal tepkimelerin e, temel kurallarından biri bu. Atom sayısı ve türü korunmuştur. Karbon atomu girmişse yine karbon atomu çıkmak zorunda. İşte hidrojen atomu girmişse hidrojen atomu çıkmak zorunda. E, tür korunuyor. Zaten biz sayının da korunduğunu ispatlamak için denkleştirme yapıyoruz. Bu yüzden bütün öncüler doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Evet 10. sorumuz. E, bize bir tepkime verilmiş ve bu tepkime de yer alan X maddesinin ismini soruyor. Şimdi bu bir metal asit tepkimesi ve metal asit tepkimeleri sonucunda tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Ee, hidrojeni zaten bakın kullanmışız. O zaman ben şuradaki magnezyum ve buradaki nitrattan tuz oluşturmak zorundayım. Magnezyum 2A grubu elementidir ve artı 2 değerlik alır. Nitrat bir köktür. Negatif yüklü ve biz bileşik oluştururken katyonlardan ve anyonlardan ne yapıyoruz? Çaprazlama yapıyoruz. Burada çaprazlama yaptığımız zaman bir yazılmaz bir atom grubunun altına sayı yazılırken mutlaka parantez kullanılır ve bu şekilde bileşik oluşturulur. Bu bileşiğin adı da magnezyum nitrattır. Cevabımız B seçeneği. Neden D seçeneği olmadığı kafanızı karıştırabilir. Çünkü magnezyum bileşiklerinde sadece artı 2 değerlik alır. Roma rakamıyla sayılar sadece bileşiklerinde farklı değerlik alan metaller için geçerlidir. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar 11. sorudayız. Karbonmonoksit gazı ile ilgili hangi ifadeler doğrudur diye sorulmuş. Karbon monoksit gazı tatsız, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Doğru. Al yuvarlara bağlandığı için aynı zamanda öldürücü bir gazdır. Bu da doğru. Yanarak karbondioksit gazına dönüşür. Şimdi bir gazın yanıp yanmadığını biz nasıl anlıyorduk? E, oksijenli bir bileşikte oksijenin yanındaki element eğer maksimum yükseltgenme basamağında ise o bileşik yanmaz. Karbon 4A grubu elementidir. 4A grubundaki bir elementin de alabileceği en yüksek değerlik artı 4'tür. Oksijen burada eksi 2 değerlikli. Bileşiklerde toplam yük 0 olacağından dolayı karbon burada artı 2 değerliktedir. Gördüğünüz gibi artı 4'ten daha küçüktür. Yani maksimum yükseltgen ve basamağında değildir. En büyük değerini almamıştır. Bu nedenle karbon monoksit bileşiği yanar ve yapısında karbon olduğu için yanma ürünü karbondioksit olacaktır. Bu nedenle ikinci öncülde doğrudur. Cevabımız E seçeneği 1, 2, 3'tür. Evet 12 numaralı sorumuz kristal suyu içeren bir bileşik ya da hidrat bileşikler diye de geçer. Böyle nokta H2O gördüğünüz zaman biz buna kristal suyu içeren bileşikler diyoruz. Şimdi sadece bileşiğin formülüne bakarak biz yapıda kaç mol oksijen olduğunu söyleyebiliriz. Diyorum ki 1 mol bileşikte 4 artı Oksijenin altında hiçbir şey yazmıyorsa bir var demektir. 1 ile n değerini çarptığımız zaman da n buluyoruz. O yüzden 1 mol bileşikte 4 artı n mol oksijen atomu vardır. Ee, örneğin burada oksijenin e, altında bir değil de 2 değeri olmuş olsaydı o zaman biz 4 artı 2n yazacaktık. 3 olmuş olsaydı 4 artı 3n değeri yazmış olacaktık. E, bu şekilde bileşim formülüne bakarak e, bileşikteki bir atomun mol sayısını buluyoruz. Bize ne demiş? Bize 0,2 mol bileşikte 2,4 mol oksijen olduğunu söylemiş. Hemen burada 2,4 eşittir diyorum 0,2 2 çarpı 4 artı n Hemen burada 2.4 ile 0,2'yi Sadeleştiriyorum Önce virgülleri kaydıralım isterseniz 24 eşittir 2 çarpı 4 artı n Sonra 24'le de 2'yi sadeleştiriyorum 12 eşittir 4 artı n diyorum ve buradan n değerini 8 buluyorum Cevabımız B seçeneğidir.